Evet sevgili spor severler, herkese selamlar. Yepyeni bir videomuzda yine karşınızdayız. Biraz videolarımızı ara bıraktık çünkü çoktan beri malum yoğun işlerimizden dolayı videolarımıza ağırlığımızı veremedik ama bundan sonra elimizden geldiği kadarıyla o kadar da fazla ara bırakmayıp yeni videolarımızda yine sizlerle birlikte olacağız. Bir önceki videolarımızı gördüyseniz tabii ki mutlaka izleyip değerlendirin ve yorum ve görüşlerinizi mutlaka atın. Bu videomuzun da her videolardaki olduğu gibi altında linklere yer vereceğiz. Videolarımızın linklerini bu şekilde ulaşıp tek tek videolarımızı izleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar bugünkü konumuz karşılıklı gol var olacak. Yani KG var. İddiada en çok oynanan tercihlerden birisidir. 2,5 gol üst ya da alttan sonra ya taraf bahsinden sonra diyebiliriz. Karşılıklı gol var. Çok tercih ediliyor. Ki çünkü iki tarafında gol atıp ya da gol atmayıp da kazandırdığı bir yöntemdir. Biz gol atan tarafa bakacağız. İki taraf en iyi bir şekilde golü bulma yönünde, iki tarafında golü bulma yöntemindeki oranlara mutlaka bugün değerlendireceğiz sizlerle arkadaşlar. Güzel bir tespitte bulunduk. O tespiti sizlerle paylaşacağız. Ama paylaşmadan önce her zaman olduğu gibi kanalımızı mutlaka herkesi bekliyoruz. Kanalımıza abone olun. Bayağı büyük bir aile olduk. 7000 aboneye yaklaştık. Ve umarım 10.000'lere kadar da yükselmeye çalışacağız. Hedefliyoruz. Tabii ki sizlerin desteğiyle kanalımıza abone olup da takip et düğmesine bastığınız zaman en azından ya da bildirimleri aç düğmesine bastığınız zaman en azından koymuş olmuş olduğumuz videoları değerlendirip bizlerle en azından yorum ve görüşlerinizi paylaşırsınız ve haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet. Gelelim şimdi konumuza. Konumuzu hemen şöyle bir yavaş yavaş geçelim. Konumuz karşılıklı gol var arkadaşlar. Karşılıklı gol ile ilgili değerlendirmede bulunacağız. Hemen şöyle bir atlayalım. Sistemimizde müsaade ederse. Evet. Evet, kanalımıza abone olursunuz arkadaşlar. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bunu zaten belirtmiştik. Ve önemli olan, ha bunu unutmayalım. Like atmayı ve paylaşmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü malum o kadar da emek veriyoruz. En azından bir karşılıklı fikir alışverişinde bulunursak, sizin de belki tavsiye etmek istediğiniz değerlendirmeleriniz varsa bu konu hakkında bizlerle seve seve paylaşabilirsiniz. Platformumuz herkese açık. Yeter ki saygı çerçevesinde olsun. Önemli olan o. Gelelim konuya. Karşılıklı goller. Evet. Karşılaşmalarda çok önemli iki oranı değerlendirmemiz lazım. Maç başlamadan önce. Maç başlamadan önce çoğu zaman böyle sorular da geliyor. Ya maçlar önce başlamadan önce tabii ki oranlar değişiyor. Oranlar yükseliyor ya da azalıyor. En iyi oranı ve hangi zamanı tercih edebiliriz diye sorular geliyor. Bu konu hakkında çok sorular geldi. Öncelikle arkadaşlar bülten açıldığı an ki oranlara bakacağız. Çünkü haliyle bülten açıldıktan sonra bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra oranlar değişir. Ama bizim değerlendireceğimiz olay bültenin ilk açılış oranlarıdır. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü ilk açıldığı tarihten itibaren ki aldığımız oranları, yani değerlendireceğimiz oranları, çünkü onları da birazdan söyleyeceğim hangi oranlar. İlk aldığımız oranları değerlendirdikten sonra 2-3 gün sonra değiştiği için biz ilk tercihleri, yani ilk açılan oranları göremiyoruz. Ve sonrasında da sonradan değişen oranları alıyoruz ki o da bizim kafamızı karıştırıyor. Ama ondan dolayı biz mutlaka ama mutlaka bülten, örnek hafta sonu bülteni salı günden açılıyorsa hemen salı günden ya da çarşamba günü açılıyorsa çarşamba günden değerlendirelim. Ki ona göre de eğer o oranlarda değişiklik olursa hiç kafamız karışmasın. O ilk açılan bültenindeki oranı değerlendirelim. Peki bu oranlar nelerdir? Öncelikle beraberlik ve karşılıklı gol var oranlarına bakacağız arkadaşlar. Çok önemli. Karşılaşmada beraberlik oranı ve KG var oranları bize yön gösterecek bu konu hakkında. Peki bu oranlar nelerdir? Hemen paylaşalım. Evet. Arkadaşlar bu oranlar
Şöyle bir açalım. Malum sistemimiz de bugün biraz yavaş çalışır. Kusurumuza bakmayın ama hemen şöyle. Evet. Beraberlik ve karşılıklı gol var oranları. Beraberlikte arkadaşlar önem vermemiz gereken 3 tane oran var. 2.60, 2.65 ve 2.70 arkadaşlar. Ve o karşılaşma mesela örneğin diyelim beraberlik oranı 2.65 ise karşılıklı gol var oranı 1.70 ya da 75 olması lazım ki KG var'a yönelelim. Bu kadar basit. Yani bir maçta beraberlik oranı örnek 2.60, karşılıklı gol var oranı 1.70 ise bu maçın karşılıklı gol olma olasılığı yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. %100 kelimesinden kesinlikle biz karşıyız. %100 diye bir şey yoktur. Bakın bunu açık bir net söylüyorum. Eğer her şey %100 olsaydı biz hem kendimizi kandırmış oluruz hem sizi kandırmış oluruz hem de yani herkes bu işi tuttururdu ve herkese zengin olur diye düşünüyoruz. Ondan dolayı burada çok önemseyerek söylüyorum. %100'lük bir oran ya da bir durum yok. Sadece yapılan istatistikler, yapılan oranlara göre ki tablolar, onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Oynanmış maçlar veya oynanacak, bu hafta sonu oynanacak maçlarla ilgili eğer bülten varsa şu anda elimizde, onunla paylaşıp karşılıklı gol var oranlarını ve olacak maçları sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hemen bültenimizi açalım. Bir bakalım bir geçmişteki oranları değerlendireceğiz. Unutmayalım. 2.60, 2.65, 2.70 beraberlik oranlarına bakacağız. Ve bu maçın karşılıklı gol oranında 1.70-1.75 ise onu karşılıklı gol var diye değerlendireceğiz. Örneklere geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, gelelim örneklere. Hemen sizlerle birlikte önce oynanmış maçlarla ilgili örnekleri göstereceğim. Beraberliğinde demiştik 2.60, 2.65 veya 2.70'e bakacağız arkadaşlar. Maç sonu beraberliğe. Ve sonrasında da burada da güzel bir tabelamız var. Karşılıklı golde 1.70, 1.75 civarında olmasını bakacağız. Ve hemen ikinci ayın 7'si 2020'ye bir bakalım buradaki bültende. Şöyle karşılıklı gol var veya yok bölümü burada. Hemen şöyle sizlerle bakalım bir neler var. Şöyle bir değerlendirelim. Evet. Bizim öncelikle karşılıklı gol var oranına bakıyoruz. 1.70, 1.75 arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi güzel maçlar var. Burada 1.70 ve 1.75'te toplam o gün 2, 4, 6, 7 maçımız olmuş. 7 maçtan 3, 6, 8 pardon 8 maç var. Buradakini de unutmuşuz. 8 maç. 8 maçtan 6'sı gelmiş, 2'si gelmemiş. Gelmeyen maçlara bir bakalım. 1.70, 2.65 ve 2.70. Evet gördüğünüz gibi bizim beklediğimiz oranlar 1-0 bitmiş maç. Yani burada tutmamış ama 1.75'lerin hepsinde başarı var. Burada gördüğünüz gibi 1.75'lerde 2.65 görüyorsunuz. Karşılıklı gol olmuş. 1.75, 2.60 karşılıklı gol olmuş. Diğer oranlara bakmıyorum. Çünkü onları bizim kategorinin içerisine katmıyoruz. 1.75, 2.80 ne karşılıklı gol olmuş. 2.80 değil ama arkadaşlar bizim bakacağımız oranlar 2.60, 65 ve 2.70 oranları değerlendireceğiz beraber. Yani burada başarı yüzdesi gayet iyi. 1.70'lerdeki karşılıklı gol varlardaki başarı yüzdesi o günkü duruma göre biraz düşük ama 1.75'teki oranlar gayet iyi gözüküyor. İstediğimiz oranları da burada karşılıklı gol var diye 1.75'lerde değerlendirebiliriz. Hemen devam edelim. İkinci ayın 8'ine bakalım bir de. Oradaki sonuçları bir değerlendirelim birlikte. Hemen şöyle gelelim. Evet orada bayağı bir 1.70'lik oranları görüyorsunuz. KG varlar gelmiş. Burada görüyorsunuz 1.70, 2.75, 2.75, 1.70. Burada da başarı var. 2.75, 1.70. Ondan sonrasına bizim istemediğimiz oranlar burada yok. Ondan dolayı da KG var gelmemiş. Bakın burada örnek zaten. Sonrasında 1.70, 2.60. Bakın KG var. 1.70, 2.60 KG var gelmiş.
1.75, 2.70 yine gördüğünüz gibi KG var. Karşılaşmaların sonucu burada. 1.75, 2.70 yine var. 1.75, 2.65 var. Ama dediğimiz gibi biz %100 kelimesini kullanmıyoruz. Çünkü örnek olarak şunu da vereyim. 1.70, 2.65. Bakın bizim istediğimiz oran. Maç 2-0 bitmiş. İşte karşıtı gol olmadı. Karşı tarafın golü gelmedi ev sahibine. Yani sürpriz bir mağlubiyet de sayılmaz ama oranlarda gördüğünüz gibi bazen bu şekilde oluyor ama ağırlıklı %90'lık bir başarı var. Bunu da tespit edebiliyoruz yani. Bizim aramış olduğumuz oranlarda gayet iyi. Şurada da bakın 1.75'lere bakın. Çok dikkat edici bir şey. 1.75'li oranlar çok çok iyi gidiyor. Burada da istediğimiz oranlarda 2.60 ve 1.75 oranı var. Çok çok iyi. Bakın çok güzel örnekler var burada. Ha bu değil 1.80'miş. Şurada da 1.75. Evet o gün için bunlar bayağı 1.70-1.75'li oranlar çok iyi. Devam edelim. Devam edelim. Hemen bültene. Bir sonraki günkü bültene bakalım. Burada da 1.70, 2.65 görüyorsunuz. 2.60, 1.70. Çok iyi. 2.55'lerden uzak kalıyoruz arkadaşlar. Bakın çoğunlukla 2.55'ler ve 1.70, 2.55'ler yok. Burada da görüldüğü gibi. Tespitlerimizde bakın 1.75, 2.70. İstediğimiz oranlar. Bakın bizim istediğimiz oranlar 2.60, 2.65, 2.70 arkadaşlar. Ve 1.75 ona uyumlu. Karşılıklı gol olmuş. Yani bu şekilde örnekleri bültenlerde bakabilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Bizim istediğimiz oranları değerlendirip bu şekilde de karşılıklı gol var. Çıkartabiliriz arkadaşlar. Peki gelelim oynanmamış maçlara. Bir de oynanmamış maçlara bakalım. Birkaç tane de maç verelim size şimdiden. Oranlara bakarak da. Çünkü bülten yeni açıldı. Tam da ideal hafta sonu için. Birlikte bir değerlendirelim. Bakalım karşılıklı gol var. Hangi maçlarda olur? Oynanmamış maçları bir şu şekilde bir açalım. Evet. Hafta sonu ikinci ayın 11'i bugünün bülteni. Maçlar başlamadan önceki bülteni şöyle değerlendirelim. Karşılıklı gol var ve yok burada. Hemen bakalım. Bakalım 1.75 ve 2.70. Şurada güzel bir oran var. Wimbledon Ipswich maçı. Değerlendirebilirsiniz. Ya da bir bakarız. Sonuç ne olacak? 1.70, 2.60. Wakeham ve Fleetwood. İkinci ayın 11'i. Yani bugünkü salı günün bülteni bunlar arkadaşlar. 1.70, 2.70. Forest Green Port Vale. Karşılıklı gol var. Değerlendirebilir. 2.70, 1.70. Stormors Barnet. Mesela bakalım bu maçlar ne olacak göreceğiz. Bunları değerlendiririz. Çarşamba gününün bülteninde arkadaşlar karşılıklı gol var olarak bizim tespit ettiğimiz oranlara göre şurada Panathinaikos Pauk maçı 1.75, 2.60 karşılıklı gol var değerlendirilir. 2.65 Stoke Preston 1.75 karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsiniz. Yine burada da Millwall Fulham, Zan Johnson Motherwell de karşılıklı gol var. Bizim aramış olduğumuz oranlara göre. Gelelim ikinci ayın 13'üne. Perşembe günü bülteninde. Orada bir tane maç var. Artırmos Aris karşılaşması. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Yunanistan Ligi'nde 2.65, 1.70. Bizim istediğimiz oranlar. Ve gelelim ikinci ayın 15'i cumartesi gününe. Burada da bülten açılmış. Hemen birlikte bakalım. Bütün maçların bülteni daha yok ama bazı maçlarda örneğin şurada Mallorca Alaves ikinci ayın 15'indeki maç 1.75, 2.60 açılış oranında değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı golü. Nims Angers karşılaşması 1.70, 2.60 bunu da karşılıklı gol var diye değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğimiz oranlarda burada iki maç var şu anda. Pazar gününün bültenine bakalım. İkinci ayın 16'sına. Orada da
Leganés Real Betis arkadaşlar 2.65 1.70 karşılıklı golleri değerlendirebiliriz. Evet, bunlar başlangıç oranları. Hafta içi ve hafta sonu ile ilgili bu maçları değerlendirip bir bakalım. Başarı oranı nasıl, nedir diye birlikte değerlendiririz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Soru ve görüşleriniz varsa aşağıya bildirirseniz seviniriz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Tabii ki paylaşımlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Abone olmayı tabii ki unutmayın. Bir like atıp en azından bir de paylaşımda bulunursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Videolarımızla ilgili linkler altta. Değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Herkese selam. İyi hafta sonları ve tekrar yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bayağı uzun bir aradan sonra değil mi hem de şöyle bir iki haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni bir iddia taktiği videosuyla birlikteyiz. Özellikle arkadaşlar çoğunlukla herkes gole yöneliyor. Bizler de gole yöneleceğiz ve bugün 2.5 gol üstle ilgili yeni bir analizi, yeni bir yöntemi sizlerle paylaşacağız. Bu yöntemi özellikle oranlara bakarak yapacağız. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi videomuzdan önce kısa bir önce bir hatırlatmamızı yapalım. Ondan sonra da tabii ki de taktiğimize geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olun. Yorum ve görüşlerinizi de mutlaka iletin videomuzun altındaki karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunalım. Çünkü en azından karşılıklı bir şeyler paslaşırsak, en azından yorum ve görüşlerimizi aktarırsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Tabi saygı ve sevgi çerçevesinde olsun diyoruz. Çünkü olumsuz yorumları, küfürleri ya da herhangi bir şeyi biz kesinlikle kanalımızda kabul etmiyoruz ve anında silinip gerekleri bildiriyoruz. Bunu da bilmiş olun. Küfüre kesinlikle karşıyız. İstemiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz yöntem başarılı olabilir, başarılı da olmayabilir ama elimizden geldiği kadar başarılı olması için bir şekilde sizlerle paylaşıp en azından sonucu bakıyoruz beraber. Ondan dolayı mutlak ama mutlak öncelikle yorum ve görüşlerimizi atalım. Sonrasında ise paylaşalım. Çok önemli. Paylaştıkça güzeldir hayat. Ve ondan sonra da en azından bizlere destek amaçlı bir abone olursanız ya da takip ederseniz, bildirimleri açarsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Hemen gelelim konuya. Evet, 2.5 gol üst. Neye bakmamız lazım bu konu hakkında? Şimdi arkadaşlar bundan önceki videolarımızda da aşağıda görürsünüz zaten video linklerini. 2.5 gol üstle ilgili birçok videomuz oldu. Birçok örnekleri gösterdik. Ama bugünkü örneğimiz çok farklı bir yöntem. İki orana bakacağız. Bu oranlarda gerçekten tespit ettiğimiz sonuçlar çok çok başarılı. Bunu öncelikle söyleyebiliriz. Yani %98'lik başarı var. Yani o derecede yüksek bir başarı oranı var. Bu başarı oranı yakalamamız için öncelikle karşılıklı gol var ve 2-3 gol oranlarına bakmamız lazım arkadaşlar. Yani karşılıklı golün oranı var. Bir de 2-3 golün oranına bakmamız lazım. Bu iki oranı çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Peki bu oranlar nelerdir? Bunları da sizinle paylaşalım. Hemen şöyle bir bakalım. Oranlarımıza. Evet. Karşılıklı gol oranı 1.55 olacak arkadaşlar. Çok önemli. Ne 1.60 ne 1.70. Tam 1.55. 1.55'lik oranı bulduğumuz zaman karşılıklı golde. Ondan sonra ikinci adım 2-3 gol oranına bakmak. 2-3 gol oranında 1.55'in yanında, KGV'nin yanında 2-3 golde 1.65, 1.67 veya 1.70 oranlarını gördüğümüz zaman maçın gollü bitme olasılığı çok yüksek. Hatta 3.5 gol üstü de yönelme durumu var ama bunu sistem kuponlarınızda değerlendirirseniz tavsiye ederiz. Neden mi? Birazdan örneklerle göstereceğiz. Ama öncelikle burada karşılıklı gol var oranı ve 2-3 gol oranı çok önemli. Gelelim örneklere. Hemen bu hafta oynanan maçlarla ilgili örnekleri göstereceğim ben size. Şu anda yeni bülten açılmadığı için 26, 27 ya da 28'inde
Onunla ilgili bazı maçları sizi önceden verip en azından beraber bakmamız niyetinde düşündük. Ama bülten açıldığı zaman hemen bir video yapıp bu konu hakkında hemen bültendeki maçları sizin için seçip değerlendireceğiz. Ondan sonra da bakacağız bakalım sonuçlar ne olacak. O şekilde birlikte bir değerlendirme yapacağız. Oran açıldığı zaman ikinci videomuzda gelecek. Haberiniz olsun. Ama şimdi ayın 12. ayın 21'inde yani cumartesi günü oynanan maçlarla ilgili bu oranlarla ilgili sonuçları sizlerle paylaşalım. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi mesela Japonya Ligi'nden sabah 8'de cumartesi Vissel Kobe Shimizu karşılaşması 3-1 bitmiş. Karşılıklı gol var. Bakın 1.55 size vermiş olduğumuz oranlarla 2-3 golün oranı 1.70. 3-1 bitmiş arkadaşlar maç. Almanya ikinci ligi Darmstadt Hamburg karşılaşması 2-2 bitmiş. Çok önemli. 1.55 olacak arkadaşlar. Karşılıklı gol var. 2-3 golün arası 1.067 ve 2-2. Zampauli Bielefeld karşılıklı gol var 1.55. 2-3 gol arası 1.65. Sonuç 3-0. Yine 2.5 golün üstünde biten bir maç. İngiltere alt liginden Rotherham Fleetwood karşılaşması 2-2 bitmiş. Bakın 1.55. 2-3 gol arası 1.65. Net üst. Manchester United Barnet. Bakın. KG var 1.55. 2-3 gol arası 1.67. 4-1 bitmiş. Yine İngiltere alt liglerinden Bournemouth Wood Harrogate. KG var 1.55. 2-3 gol 1.67. Yine 2-1 bitmiş arkadaşlar. Bakın Millwall Barnsley karşılaşması. Aynı oranlar ve sonuç 2-1. Halifax Notts yine 1.55 bakın karşılıklı gol var. Bunlar bizim en önemli dediğim gibi takip etmemiz gereken oranlar arkadaşlar. 1.65 sonuç 4-2. İskoçya'dan bir maç bakın. Yine 1.55, 1.65 ve sonuç. Yani ağırlıklı İskoçya ve İngiltere'de bu tip maçları gördüğünüz zaman ve çoğunlukla da oranlar bu şekilde açılıyor. Değerlendirebilirsiniz. Bakın Fransa'da da bu oran açılmış. 1.55 ve 1.70. Sonuç 3-0. Yani ilk yarıdan bitmiş olay. Bakın görüyorsunuz ilk yarıdaki skorlara 3-0 yani. Yani arkadaşlar özet geçecek olursak 2.5 gol üst net. Hatta 3.5 gol üstte de sistem kuponlarınız için çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 maç vermişiz burada. Yani örnek olarak. 12 maçın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçı 3,5 gol üst bitmiş. Yani bu 7 maçın 3,5 gol üstünün oranı da gerçekten çok yüksekti yani. 2'nin üzerinde zaten oranlar. 2,50, 2,60'larda. Gerçekten değerli oranlar. Ama 2,5 gol üstü zaten direkt. Hatta ilk yarıda gol olur diye yani oranların da bakın 1,5 gol üst ilk yarıda değerlendirebilirsiniz. Bakın kaç tane 2 gol gelmiş ilk yarıda. Bu da bayağı bir yüksek. Yani toparlayacak olursak karşılıklı gol var 1.55 ve 2-3 golün oranı 1.65, 1.67 ya da 1.70 bulduğunuz zaman üste yönelebilirsiniz arkadaşlar. Ha şunu da hatırlatalım. %100'lük bir oran yok. Bazı maçlar 2-0 bitiyor. Bazı maçlarda 1-1 bitiyor. Öyle maçlar da var. Onları da söyleyeyim. Yani %3-5'lik oranlar bunlar. Geliyor gelmiyor diye. Ama ağırlıklı olarak bu oranlarda yüksek başarı elde edebiliriz. Bunun yanında dediğim gibi bülten açıldığı zaman yeni bülten ayın 26'sında maçlar daha bülten açılmadı. Bülten açıldığı an biz de bu videomuzun devamı olarak yeni bir video çekip tekrar hatırlatacağız durumu ve örnekleri vereceğiz. Ondan sonra da sizlerle paylaşacağız. Bunu da bildirmiş olalım. Evet arkadaşlar. Durum bu. Tekrardan hatırlatalım. Tekrardan şöyle geri gidelim. Bakmamız gereken oranlar arkadaşlar çok önemli. Tekrardan söyleyeyim size. Karşılıklı gol var oranı 1.55, 2-3 gol oranı 1.65, 1.67, 1.70. Bunları değerlendirin arkadaşlar. Sonrasında da mutlaka ama mutlaka bir yorum ve görüşünüzü atın. Herkesi kanalımızı bekliyoruz. Yoğun ilginin ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ederiz.
Desteğe devam, paylaşıma devam. Bu şekilde karşılıklı olarak birbirimize güzel şeyler yapmaya hazırız. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili sporseverler, herkese selamlar. Yepyeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda özellikle iddiada ilk yarı 0.5 gol üstü bulma yöntemini sizlerle birlikte paylaşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz genel olarak bu iddiada gol meselesi çok önemli. En çok oynanan olay da goller. Yeni bir sistemden sonra, yani yeni sisteme geçtikten sonra alternatifler daha da çoğaldı. İlk yarıdaki gol sayısının değerlendirilmesi ya da başka oynama şekilleri tabi olayı genişletti. Biz bugün ilk yarıda bir golü bulma yöntemini sizlerle bulacağız. Daha doğrusu sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki önceden yapmış olduğumuz videolarda bakmış olduğunuz gibi birçoğunda oranlarla ilgili iddianın vermiş olduğu oranlara göre değerlendirme yapıyorduk. Ona göre analiz yapıp sizlerle paylaşıyorduk. Bu sefer son 1-2 videodan bu yana yöntemi bulma konusunda biraz daha farklı ele alıyoruz. Bu konuda da gerçekten birçok olumlu mesaj aldık. Ve tabi videoların devamını isteyen birçok arkadaşımız var. Ondan dolayı desteklerinizi esirgemenizi teşekkürler. Zaten biz görüyoruz bunları. Ve tabii ki desteklerinize devam ederseniz de çok seviniriz. Ki en azından da kanalımıza abone olursanız ve en azından da bir paylaşımda bulunursanız bizleri desteklemiş olursunuz ki bu tip videoların devamını getirebilmek için arkadaşlar. Aşağıda videonun altında, bu videonun altında da yine linklere yer verdik. Bu linklerde yapmış olduğumuz videolarla ilgili, iddia taktikleriyle ilgili birçok videomuzu aşağıdaki linklerde tıklayarak bulabilir, görebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızın altındaki yorum kısmında yorum atıp bir like yollarsanız çok seviniriz. Ve bu şekilde en azından desteklemiş olursunuz. Hemen konuya geçelim. İlk yarıda gol bulmak arkadaşlar. Şimdi önemli olan tabii ki takımların oynamış olduğu maçlara bakmamız lazım yine. Son 7 karşılaşma önemli burada. İlk yarıda bir golü bulma yöntemiyle ilgili ilk yapmamız gereken olay iki takımın da oynamış oldukları son 7 maça bakmak. Yani hemen bir örnekle konuyu şöyle güzel bir giriş yapalım. Konuyu anlayabilmek için arkadaşlar mutlaka detaylı bir şekilde izleyin. Sonuna kadar da izleyin ki iyi bir şekilde anlayalım, birlikte anlayalım. Ki sonuç olarak zaten çok basit bir yöntem ama anlaşılır ve mantıklı bir yöntem. Bunda anlaşılmayacak bir durum yok. Maçta oynanan, daha doğrusu oynanacak olan karşılaşmayla ilgili son 7 maça bakacağız. Biz oynanmış maçlara bakmıyoruz. Oynanacak maçları bu sefer değerlendiriyoruz. Son videomuzda da öyle oldu. Bu videomuzda da yine oynanacak maça bakacağız. Hafta sonu İngiltere Premier Lig'den bir karşılaşmayı sizlerle örnek olarak şöyle beraber bakalım. Bournemouth Norwich City karşılaşması bu hafta sonu oynanacak. Bournemouth evinde Norwich City'yi ağırlıyor. Arkadaşlar son 7 maç dedik. Burada Bournemouth'un son 7 maçı şu çizgiye kadar olan bölümü şöyle bir paylaşalım bakalım. Ne yapmış Bournemouth? Evinde oynadığı maçları önce bakalım arkadaşlar. Evinde toplam 1-2-3 maç oynamış. Son 7 maçta 3 maç. Bu 3 maçta ilk yarıda attığı gol sayılarına bakalım. Bakın burada 2, burada da 2, burada 0-0 oynamış. Yani 4 gol. Buraya kadar herhalde anlaşıldı. 7 maçın evinde oynamış olduğu karşılaşmalara bakıyoruz önce. 3 maç oynamış ve 4 gol atmış. Şimdi 4 golü oynadığı karşılaşmayla bölüyoruz arkadaşlar. 4'ü 3'ü böleceğiz. Oran 1.3 çıkıyor. Bu evinde oynadığı maç sayısının oranı. Deplasmanda oynadığı maç sayısının oranını da bakalım.
birlikte. Deplasmanda 4 maç oynamış. 4 maçta deplasmanda toplam 7 gol atmış. Burada da kırmızı işaretli olarak görüyorsunuz. Bu mesela oranı, eğer Bournemouth deplasmanda oynasaydı bu oranı kullanacaktık. Yani 7 maçta, yani daha doğrusu 4 maçta 7 gol atmış. 7'yi 4'e bölüp 1.75'lik oranı alacaktık. Ama Bournemouth ev sahibi olduğu için ev sahibi oranını alacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim Norwich City'ye. Norwich City'nin de şöyle bir grafiğine bakalım. Son 7 maç grafiğine. Burada da tabii Norwich City deplasman takımı olduğu için deplasmanın oranına bakmamız lazım. Son oynadığı 4 karşılaşma burada Norwich. 7 maçın, yani önemli olan arkadaş, çok önemli. Son 7 maç. Bu kuralı mutlaka ama mutlaka bir çizelim. Son 7 maçta ne kadar maç oynadıysa deplasmanda onu alıyoruz. Çünkü deplasman takımı olduğu için. Burada Crystal Palace'de ilk yarıda 1-0 bitmiş. Orada da Burnley'de deplasmanında ilk yarıdan 2 tane gol yemişler. Burada West Brom ve West Ham maçında 1-0 yenik düşmüşler. İlk yarıda Crowley'de ilk yarıda 1-0 yenik. Yani toplam 5 gol yemiş bu takım. 4 maçta ilk yarıda. Bu durumda 5'i 4'e bölüp 1.25'lik oran çıkıyor arkadaşlar. Ha, Norwich yine aynı şekilde ev sahibi takım olsaydı o zaman bu oranı alacaktık. Çünkü burada gerçekten Norwich evinde oynamış olduğu 3 maçta ilk yarıda toplam 9 gol atmış. Yani gerçekten evinde oynadığı maçları Norwich City şu anda bu son 7 maçlık istatistiğe göre baktığımız zaman gerçekten ilk yarılarda çok gollü ve genel olarak zaten gollü karşılaşmada imza atan bir takım durumunda. Şimdi gelelim toplamaya. Sonuçları toplamaya. Ne dedik? Bournemouth'da 1.3'lük oranı aldık. Evinde oynadığı maç oranını aldık. Norwich'in de 1.25'lik oranını şöyle bir alalım. Genel bir toplayalım. İlk yarıda atılan goller önemli. Bournemouth aynı az önceki konuştuğum gibi, sizlerle paylaştığım gibi burada 3 maçta 4 gol, yani 4'ü 3'e böleceğiz. Gol sayısını maç sayısına göre böleceğiz arkadaşlar. Sakın karıştırmayın. Önce gol sayısını alıyoruz, sonra maç sayısını bölüyoruz. Onun için 1.3. Deplasman takımı da aynı. Gol ve maç sayısı. İlk yarıda 5 gol atmış, 4 maçta 5'i 4'e bölüyoruz ve 1.25'lik oran çıkıyor. Yani toplam 2.55'lik bir oran çıktı. İki takımın toplam oranı 2.55 oluyor. Şimdi bu bize ne diyor, ne açıklıyor bu oran 2.55? Arkadaşlar sonuç olarak çıkan 2.55'lik oranda toplam oran 2.25 ve üzeri olursa 0.5 gol tercihi idealdir. İlk yarıda mutlaka bir gol bu maçta bekleniyor. 0.5 gol tercihi gayet ideal bir tercih olarak görünüyor. Ha, sürprizlere her zaman açık arkadaşlar. İlla %100 tutacak diye bir şey yok. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü %100 her şeyi tutmuş olsa yani burada herkes, anlayan da anlamayan da rahat bir şekilde parayı götürebilirdi. Ama şunu söyleyeyim. Toplam oran ve istatistiklere göre yaptığımız bu analizlerle gerçekten başarı elde etmek çok çok iyi. Yüzdelikleri de çok çok iyi. Bu taktiği, daha doğrusu bu yöntemi biz önceki maçlarda denedik ve çok başarılı bulduk. Sizler de zaten değerlendirdikten sonra göreceksiniz. Ondan dolayı da biz özellikle oynanmış maç değil, oynanacak maç üzerinden biz yorum yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı bu maç hafta sonu birlikte bakıp göreceğiz, değerlendireceğiz. Ona göre de paylaşımlarımıza tabii ki devam edeceğiz. Gelelim sonuca. Toplam oran 2.25'in üzerinde olursa ilk yarı 0.5 gol tercihini kullanabilirsiniz. 2.50'nin üzerinde olursa sistem kuponları ilk yarı 2 gol olarak kullanabilirsiniz. Malum ilk yarı 2 gol sistem oranlarında da oranlar çok yüksek oluyor. Genelde 2 ve üzeri oluyor. Ağırlıklı olarak. Tabii 1.70-1.80 verenler de var. İlk yarı 2 gol diye.
Ama onlar da tabii büyük takımlarla küçük takımlarla karşılaştığınız zaman orada oranların tabii ki ilk yarıda düşük olduğunu görüyoruz ama bu maç için sistem olarak ilk yarı 2 gol değerlendirebiliriz. Ama en ideali ilk yarı 0.5 gol üstü değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet, buraya kadar herhalde rahat bir şekilde anlaşıldı taktik. Durum bu. Tekrar şöyle kısa bir özetleyelim. Takımların son 7 maçına bakıyoruz arkadaşlar. Çok önemli. Ondan sonra efendime söyleyeyim. İlk olarak ev sahibi takımın oranını alıyoruz. Attığı gol sayısı ilk yarı ve oynamış olduğu maç sayısını bölüp oranını buluyoruz. Deplasmandaki takımda mesela Norwich deplasmanda oynamış olduğu maç sayısı, attığı gol sayısı, attığı golü maç sayısına göre bölüp topluyoruz arkadaşlar oranları, bulduğumuz oranları. Toplam oran 2.55 oluyor. 2.55'in sonucunda da biz belirlemiş olduğumuz barem 2.25. 2.25'in altı olursa yanaşmayın, ilk yarı bir gol olur diye. 2.25'in üstü olursa ilk yarı 0.5 gol tercihi, yani bir gol olacak tercihi çok yakın duruyor. Onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada da 2.55 çıktığı için oran bizler de rahat bir şekilde ilk yarıda gol olacak ve hatta sistem kuponlarınızı da ilk yarı 2 gol tercihinde kullanabilirsiniz diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sistemimiz bu kadar. Anlaşılmadık bir durum varsa mutlaka yorum bölümümüze yazın, sorularınızı sorun. Bizler de bir şekilde sizlere elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Mutlaka mutlak yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Başka taktiklerle ilgili yorum ve görüşlerinizi atabilirsiniz. Maçlarla ilgili yorum ve görüşlerinizi atabilirsiniz. Paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Mutlaka mutlaka paylaşın. Ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Ne kadar çok destek olursak o kadar çok iyi bu şekilde videolarımızda sizlerle birlikte olacağız. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Altta linkler verdik. Linkleri de değerlendirirseniz seviniriz. Şimdilik bugünlük bizlerden bu kadar. Yeni taktiklerle yine görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yepyeni bir iddia taktik videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni katılanlara tekrardan kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Katılmayanlara da mutlaka kanalımızı da bekliyoruz. Çünkü gerçekten kanalımız günden güne büyüyor ve tabii ki sizlerin desteğiyle bu şekilde güzel videolara da yer vermeye çalışacağız, devam edeceğiz. Şunu diyelim. Öncelikle tabii ki kanalımızı herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Abone olursanız ve tabii ki de bildirimlerinizi açarsanız bu tip videolara daha yer vereceğiz. Bu tip videoların devamını istiyorsanız tabii ki yorum ve görüşlerinizi de mutlaka esirgemeyin ve likelarınızı gönderseniz de çok seviniriz. Özellikle de paylaşın arkadaşlar. Bunu da özellikle bildirelim. Çünkü paylaştıkça bizleri de en azından bu şekilde desteklemiş olursunuz. Ondan dolayı herkesi mutlaka mutlaka kanalımıza bekliyoruz. Evet, bugünkü konumuz iddiada ilk yarı 1 ve ikinci yarı 1 bulma taktiği. Bundan önceki videolarımızda da belki görmüşsünüzdür. Görmeyenler de varsa aşağıda linkler verdik. Ve hatta ara ara video esnasında da reklamları çıkıyor videolarımızın. Birçok iddia taktiğiyle ilgili video yaptık, paylaştık. 2,5 gol üst olsun, karşılıklı gol var taktiği, ilk yarı sıfır taktiği, basketboldaki oran taktiği olsun gibi bu tip birçok videomuzu bu videonun altındaki linklerde zaten görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir yenisini şimdi bugün de yeni ekleyeceğiz. İlk yarı bir, ikinci yarı bir diye. Arkadaşlar, önemli olan burada ilk yarı bir ve ikinci yarı bir olayını nasıl tutturabiliriz? Bu taktik nasıl olur? Nelere dikkat etmemiz lazım? Hemen konumuza şöyle bir giriş yapalım. Öncelikle arkadaşlar, oranlar çok önemli. Oranları değerlendirmemiz lazım. Malum maç öncesinden oranlar açılıyor. Program açıklandığı an oranlara bakalım arkadaşlar. Çünkü maç gününden bir gün önce ya da ne bileyim bir saat öncesine bakarsanız o oranlar açıldığı gündenki oranlarla birebir olmayabilir. Değişebiliyor çünkü oranlar. Çünkü neden?
O anda mesela maç esnasında ya da maç öncesinde bir sakatlık oluyor. Önemli bir futbolcu mesela oyuna katılamayacak, oynayamayacak. Ondan dolayı da rakibin oranı değişiyor ya da karşı tarafın rakibi değişiyor oranı. Ondan dolayı iddianın açtığı bülten olduğu an hemen oranlara bakalım arkadaşlar, değerlendirelim. Çünkü o oranlara göre biz de bu şekilde taktiği denedik. Gerçekten çok başarılı bir taktik. Ki ilk yarı bir ya da ikinci yarı bir diye ya da maç sonucu ilk yarı bir, ikinci yarı bir diye maç sonucunu bu şekilde oynarsak gerçekten çok etkili oluyor. Onu da söyleyeyim. Hemen oranlara bakalım. Hangi oranlara bakmamız lazım? Neye dikkat etmemiz lazım? Hemen şöyle bir birlikte bakalım. Evet. Hangi oranlar lazım? Maç sonucu 1.40 ve 1.45 olan oranlara bakmamız lazım arkadaşlar. Maç sonucu 1.40 ve 1.45 ise hemen ilk yarı 1 oranında karşılaştıracağız. Çünkü maç sonucu 1.40, ilk yarı oranı 1.80 ya da 1.45, 1.80 de olabilir. 1.40, 1.90 da olabilir. Yani illaki bununla uyumlu olmak zorunda değil. 1.45, 1.80, 1.40, 1.90 ya da 1.45, 1.90 ise buna göre hemen ilk yarı 1, ikinci yarı 1 diye değerlendirebiliriz. Bu ilk yarı 1, ikinci yarı 1'in oranları tabii ki yüksek oluyor. 2.50'lerden başlıyor, 3 oluyor bazen. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Ki sistem kuponlarınızda bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da ben ilk yarı 1, ikinci yarı 1 değil, ben ilk yarı 1'den takım maçı bitirir, koparır diye oynayacaksanız tabii ki buna göre de oynayabilirsiniz. Ya da maç sonucunu da yönelebilirsiniz. Gerçekten etkili, çok iyi bir taktik. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak maç sonucu ve ilk yarı bir oranını bakmamız lazım. Program açılmadan, çünkü bu konu hakkında çok sorular geliyor. Bunu da söyleyeyim. Bülten açılmadan önce, yani bülten açıldıktan sonra daha sonra, öyle diyeyim. Hemen açılır açılmaz oranlara bakalım arkadaşlar. Çünkü maç gününe yaklaştıkça oranlar değişiyor. Onu da söyleyeyim. Oranlar değiştikçe de tabii ki bu online oynayanlar vardır. Ya da ne bileyim direkt iddianın vermiş olduğu sade oynayanlar vardır. Bayiden oynayanlar vardır. O ayrı bir konu ama online oynayanlar için de önemli tavsiye ediyorum. Oranlara önceden bakın arkadaşlar. Sonradan baktığınız zaman değişebiliyor. Ondan sonra da birbirini tutmayabiliyor. Tabii ki bunun dışında ilk yarı 0.5 gol üst ya da ilk yarı 1.5 gol üstü de deneyebilirsiniz bu oranlarla. Çünkü malum gol olacağı için taraf bahsi bir olduğu için ilk yarı gol olacaktır ve bunun sonucunda da ilk yarı gol olur diye de değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu 0.5'lik bu oranlarla oynadığınız zaman gerçekten çok etkili oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani yaptığımız yaklaşık 10-15 maçlık periyodun en azından 14'ü geldi diyebiliriz. Çünkü bir tanesi, o da sürpriz derecede 0-0'lık berabere kaldı bu oranlara göre. Diğerleri gerçekten çok etkili oldu. Bunu da söyleyeyim. Ama ben sistem oynamak istiyorum, biraz daha oranı yükseltmek istiyorum diyenler varsa onu da deneyebilirler. İlk yarı 1.5 gol üstten de deneyebilirler arkadaşlar. Yani bunu da şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. 2 gol, yani ilk yarı 2 gol üst diye, yani 1.5 gol üst oranı daha yüksek. Onu da söyleyeyim. Yani bu şekilde de bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani toparlayalım. İlk yarı baktığınız oran 1.40, 1.45. Arada bazen 1.50'lik oranlar da oluyor. Onları da değerlendirebilirsiniz ama 1.50'ye fazla yanaşmayın arkadaşlar. 1.40, 1.45 bunları değerlendirin. 1.50'lerde biraz daha olay riske giriyor. Ondan sonra maç sonucunda 1.80, 1.90 ise önemli olan uyuşması lazım. Tekrardan söyleyeyim. 1.40, 1.80, 1.40, 1.90 yani ilk yarı bir maç sonucu. İlk yarı bir oranı 1.45. Pardon arkadaşlar. Şunu da şöyle bir dakika. Burada maç sonucu 1.40. Burada da hemen şunu düzeltelim. Aman ha, yanlışlık olmasın. Sonradan görmüşlerdir, demişlerdir ya ne oluyoruz? Hayır, bu şekilde. Maç sonucu 1.40, 1.45. İlk yarı bir oranı 1.80, 1.90. Şöyle tekrardan toparlayayım. Şurada doğrusu ama burada doğru söyledik.
İkincisinde sadece yönlerini değiştirmeyi unutmuşuz. Kusura bakmayın. Tekrardan söyleyeyim. Maç sonucu 1.40-1.45. İlk yarı 1 oranı 1.80-1.90 olduğu zaman bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Tekrardan kusura bakmayın. Bunu sadece burada yerini değiştirmeyi unuttuk. Başka da bir durum yok. İlk söylediğimiz zaman doğru. Maç sonucu 1.40-1.45. İlk yarı 1 oranı 1.80-1.90 arkadaşlar. Böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Bugünlük taktiğimiz bu. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Altı yorum ve görüşlerinizi bildirin. Bunun dışında tabii ki sizin önerebildiğiniz herhangi bir oran ya da taktik varsa paylaşabilirsiniz bizimle. Bunları da değerlendirip bir video haline getirebiliriz. Bunun dışında da maçlarla ilgili deneyimlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Altta videonun altında dediğim gibi linkler verdik. Bu linkleri de değerlendirin. Taktiklerimizle ilgili videolarımızı yaptık. Orada da videolarımızla ilgili bilgileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza herkesi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Önceki videolardan da haberdar olun ki bizleri desteklemiş olursunuz. Bizlerden bu kadar. Şimdilik yeni videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir taktik videomuzla iddiada taktik videolarımızla devam ediyoruz. Ve bugün konumuz futbol değil. Bugün konumuz basketbol arkadaşlar. Evet. Basketbol severleri de unutmadık ve onlar için de elimizden geldiği kadarıyla araştırma yapıp bir taktikle karşınıza çıkacağız. Bu taktik bazı kişiler için tanıdık gelebilir. Biz ama bu taktikleri elimizden geldiği kadarıyla tavsiye üzerine siz de bir değerlendirebilir misiniz dediler. Biz de değerlendirdik. Bakalım dedik acaba nasıl bir olay. Ve birkaç tane de alternatifi şöyle bir baktık ve gerçekten de basketbol severleri şunu söyleyelim. Bu taktik gerçekten çok iyi. Alt ve üst bulma taktiği özellikle basketbolda çok önemli. Malum çoğumuzda zaten ya alt oynarız ya üst. Oranlar da hep genelde 1.70-1.80'lerdedir. Belki online oynayanlar daha fazla olabilir. Onu bilemeyeceğiz. Ama iddianın vermiş olduğu oranlara göre gerçekten 1.70-1.80 oranlar çok iyi. Peki bu taktik nasıl? Ne işe yarıyor? Nasıl yapılır? Bunun detayını anlatımını sizlerle paylaşacağız. Hemen geçelim konumuza. Öncelikle bu taktiği uygularken hangi maçları seçiyoruz sorusunu bir cevaplamamız lazım. Maç sonu, şimdi malum baremler oluyor, handikap baremleri. 2.5, 3.5, 5.5 artık hangi takıma barem vermişlerse, hangi takım favorin ya da ne bileyim mutlaka bir barem vardır. Burada maç sonucu handikap baremi 7.5 ile 11.5 arasında olması lazım arkadaşlar. Bunları seçiyoruz. Yani 6.5 değil ya da 11.5'un üstünde de değil. Tamamen 7.5 ile 11.5 arası olması lazım. Bu baremi bulduğumuz zaman, bir maçta bu baremi bulduğumuz zaman taktiğe geçebiliyoruz. Ha, nasıl uygulayacağız? Hemen ikinci sayfamızdan şöyle bir tarif edelim.
Öncelikle uygulamada maçın oynandığı ligde her periyot kaç dakika ise handikap o dakikayı da çarpılacak. Örnek verelim. Mesela Türkiye'de ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde ya da Avrupa maçlarında basketboldaki liglerdeki bir periyot 10 dakikadır arkadaşlar. Ondan dolayı 10 ile çarpacağız bunu. Yani handikapı 10 ile çarpacağız. Birazdan detayını göstereceğim size. NBA'de ise 12 dakika olduğu için bir periyot biliyorsunuz 12 ile çarpılacak. Bu kadar basit. Yani handikap ve periyot yani dakikası 10 ya da 12 ile çarpılacak. Şimdi geçelim detayına. Örnek. Galatasaray Büyükçekmece maçı oynandı. 93-85 bitti. Gerçekte de öyle skoru. Maç sonucu handikap 7.5 verilmiş. Büyük bir ihtimal Büyükçekmece'ye o avantaj verilmiş. Barem olarak da 165.5'tan açıldı maç. Geçmişteki maçlara bakabilirsiniz. Barem budur. Hemen ilk adım ne dedik? Handikap 7.5 ise arkadaşlar bir periyot 10 dakika sürdüğünü ve 10 ile çarpıyoruz. Bakın 10 ile çarptığımız maç sonucu 75. Yani ilk adım 75 çıktı. Sonra o 75'i yani 10 çarpı 7.5 75'i yine 7.5 ile düşürüyoruz. Eksi 7.5 yapıyoruz ve 67.5 çıktı. Bakın 7.5'ü bir kere 10 ile çarpıyoruz. 75. Sonra çıkan sayıyı 75'i baremden kesiyoruz. Ve 67.5 kalıyor. Sonra da son adımız ise 75 artı 67.5 çıkan sonuçların toplamını buradan hesaplıyoruz. 142.5 arkadaşlar. Ha bu bize ne getiriyor şimdi? Ne anlamı getiriyor? Barem 165.5 dedik. Gördüğünüz gibi. 165.5'ün üst altı alttır. 142.5 da bizim toplam hesabımız çıktı. Yani arkadaşlar burada 165.5 baremi 142.5'tan büyük olduğundan maç sonucu üst olacak. Durum bu. Yani çıkan sonuç baremin altındaysa üst oluyor. Baremin üstündeyse o barem alt oluyor. Yani karşılaşma üst sonuçlanacak. Tekrardan anlatayım şöyle. Bakın 165.5 açmış iddia. Bizim sonuç 142.5. Bu oran bizim sonucumuzdan yüksek olduğu için üst olacak denildi. Bu demek oluyor ki burada da gördüğünüz gibi rahat rahat üst olmuş. Toplam 178 sayı çıkmış. Yani üst. Bu şekilde tutmuş. İkinci bir örneğe geçelim. Avrupa'da Fenerbahçe Zalgiris. 8.5 handikap açmışlar arkadaşlar. Baremimiz 151.5. Yani 152 oldu mu üst oluyor. Şimdi 8.5'u 10'da çarptık. 85. 85'i de 8.5'tan düştük. 76.5. Buradan hemen hatta şurayı bir düzeltelim arkadaşlar. 85. Bakın. 85. Artı 76.5. Hemen şöyle yapalım. 6.76.5. 161.5 arkadaşlar. Toplayabilirsiniz hesap makinesiyle. 161.5. Yani 151.5'un baremi 161'den küçük olduğu için alt tercihi yapılacak. Ve karşılaşmada gördüğünüz gibi 139 sayı çıkmış. Yani alt gitmiş. Mükemmel, müthiş bir taktik arkadaşlar. Yani maçı bakacaksınız. Handikap baremlerine bakacaksınız. Dediğimiz gibi. Biraz da tekrar hatırlatırız. Üst oranını ya da alt oranını yani sonuçta baremi bakacaksınız. Barem sonucunda hesapladığınız zaman kısa bir matematikte maçın alt mı üst mü biteceğini siz zaten çözeceksiniz arkadaşlar. Ve bunun gibi birçok maçı gerçekten oynanan karşılaşmalara baktık. Hatta kendimiz de denedik. Başarı yüzdesi gerçekten çok yüksek. Tavsiye ederiz. Değerlendirin, siz de değerlendirin ve mutlaka yorumlarınızı da atın ve birlikte paylaşalım. Bakalım neler oldu. Bizler de zaten deniyoruz. Bakıyoruz gerçekten 10 maçta en azından 7-8'lik, 9'luk başarı var. Yani sistem oynasanız müthiş bir katkı sağlayacak. Hemen bir başka örnek. ABD'ye geçelim. NBA. Bakın.
Philadelphia Washington maçı. Oynandı. 138-115 bitti. Barem 8.5. Ne dedik NBA'de? NBA'de barem yani bir periyot 12 dakika arkadaşlar. O zaman handikap 8.5'u 12 ile çarpıp 102 çıkıyor. 102'yi de 8.5'tan düşürüp 93.5 toplamda 195.5 etti. Ne oldu? Barem çıkan sonuçtan büyük olduğu için maç üst bitiyor. Yani maçta rahat rahat gördüğünüz gibi 247 sayı arkadaşlar. Rahat üst olmuş. Ama biz buradan bu hesaptan zaten olayı çözmüş olduk yani. Arkadaşlar çok önemli. Bunu bir daha hatırlatalım. Maçları seçtiğimiz zaman mutlaka handikap oranları 7.5 ile 11.5 arası olmak zorunda. Bakın bu handikap aralığındaki karşılaşmaları alıp hesaplayabilirsiniz. Sonra da maçın alt üst olduğunu siz zaten rahat rahat bir şekilde değerlendirebilir. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tercih sizin. Değerlendirin diyoruz. Biz değerlendirip baktık. Örneklerini hatta gösterdik. 2-3 tane basket maçı aldık. Baktık, hesapladık. Gerçekten çıktı yani. Çıkıyor da. Çok başarılı. Oynayacak basketbol karşılaşmalarını deneyebilirsiniz. Özellikle de tavsiyemiz Türkiye Basketbol Ligi'nden, Avrupa Ligi'nden ve NBA'den. Şu üçü. Bu üçündeki maçları alıp tercih edin. Gerçekten çok faydalı, etkin bir sonuç elde ediyoruz. Ona göre bir değerlendirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Tekrardan yeni videolarımızda görüşmek üzere. Aşağıdaki linklerden mutlaka yararlanın. Aşağıda birçok link verdik. İddia taktikleri ile ilgili. Bu bizim ilk basketbol taktiğimiz oldu. Tabii birkaç tane daha olacak. İlerleyen günlerde sizin tabii ki desteğinizi ve yorumlarınızı, abone olmanızı özellikle ve bildirimlerinizi açmanızı da önemli rica ediyoruz. Tekrar yeni bir videomuzda görüşmek üzere.